Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Önce inşallah bir konuya, kısa bir tema edelim inşallah bir konuya. Bu sabah namazda ayaktayken secdeye gittik. Çoğumuz bir daha bunu yaşamıştır Türkiye'de olarak. Neden secdeye gittik? Hocalar kıraatte ne okudu? Secde ayeti okudu. Secde ayeti okudu muhteremler. Diğer üç mezhebe göre namazda kişi kıraatte okuyan ayetini hem sekmesi gerekiyor mutlaka. Hanefi'de ise eğer sonunda okursa kıraatın o zaman gerekmiyor öyle bir secdeye böyle. Yapmaz daha eftel ama. Demek ki namazda secde ayeti okununca hemen secdeye gitmek harbide daha eftaldir. Diye mesela bir zorun mecburdur böyle. Bugün inşallah konumuz Nazihat Suresi'nin inşallah bazı ayet-i kerimeler inşallah. Mevlam bize buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fiyyze tamir kümme. Fiyyze caeti tamvetü kübra. Fiyyze caet geldiği zaman. Ne geldiği zaman? Et-tâmmetü kübrâ. En büyük tâmme. Tâmme, kıyametin bir adı. El-kârya, el-hakka gibi, el-vâkıya gibi. Kıyametin farklı aşamaları var kıyametin böyle. Her birinde isim değişiyor böyle. Et-tâmme ise nedir? En büyük felaket, en büyük korku. Artık dayanmak için insana kalmaz o geldiği zamanlar. Bu aslında kıyamet, kıyam, ayağa kalkış anlamına gelir. Kıyam, kalkış. Namaza da durmaya kıyam deniyor. İki aşaması var kıyametin. Biri ilk sur fırlanınca her şeyin helak olması. İnsanlar, hayvanlar, melekler bile ölecek o zamanlar böyle. İkinci sur üflenmesi var. Arada bir zaman geçecek. Adı şeride 40 geçiyor. Erbeğin geçiyor. 40. Nedir bu 40? 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı? Bir de o zaman yıl yok o zamanlar ama. O zaman güneş yok o zamanlar. Büdürüldüğü güneşte. Demek ki bir devre geçecek, ondan sonra ne olacak? Görevli melek İsa Aleyhisselam verecek sura. O da nedir? Kabirden kalkış. Aslında kıyamet o anlama geliyor. Kabirden kalkış, yeniden dirilme. Yeniden dirilme. Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle buyuruyor. Ey yavrum diye, eğer ölümden kuşun varsa uyuma. Hiç uyuma bakalım ben böyle. Elinde mi? Eğer yeniden dirilmede kuşun varsa uykudan sonra uyanma bakalım böyle. Yani uyku nedir? Ölümün kardeşi muhteremler. El mevtü ehul mevt böyle bakın. El mevtü ehul mevt. Uyku ölümün kardeşi. Demek ki uyumamak elimize değil muhteremler. Kişi bazen oturur, bir şeye bakar, ya direksiyon başına durur, uyumuyor zanneder. Ama uyur, dağlar muhterem böyle. Dağlar insan böyle. Yine insanın mesela bir ertesi gün dinlemesi gerekir. Erken kalkmayayım der, uyuyayım der. Ama uyanır ama elde değil muhterem böyle. Benim bunu gebereceğim. İkinci sur üflendi. Yani ben düşünüyorum muhteremler, ilk kıyamet kopması, ben bunu pek o da şey yapmıyorum muhteremlerle. Çünkü orada ölüm var. Yanında kim hayatta olsa ölecek muhteremler.
Yani çıldırma olacak böyle, korkudan böyle insan. Çıldırma böyle. Ölecekler böylece. Öldün, tamam. Tabii ruh ölmüyor, beden ölüyor tabii böyle. Ama ikinci sur, o dehşet muhtemelen böyle. Yeniden dirilip, kabirden kalkma. Yevmi o günü, yetedeki insanı, insan hatırlayacak. Ma se'a, buradaki ma bak. İsmi mevsul yine buna. Elleti anlamı böyle. Ma. Bir ma kelimesinde neler neler sırlar muhtemelen böyle. Yevmi o gün, kabirden kalkıldığı gün insan hatırlayacak. Ma se'a. Ne yaptı dünyada? Sayı gayreti. Koşması, koşturması. Kişinin hangi yola gitti, ne yaptı? Derler. Ya kabrin kalkıldığı anda velhamle feyzahüm kıyamün yanduru derler. Kabir fırlatıyor, atıyor insanlar. Atıyor böyle böyle. Her kabirden bir kişi, üç kişi, on kişi çıkıyor icabında bir kabirden böyle. Her kabir insan çıkıyorlar böyle. İnsan şeye bakacak, çılgın gibi bir hale korkuyor böyle. Kişi o gün orada hatırlayacak, dünyada nasıl geçti hayatı, nasıl geçti, nerelere gitti, namaza mı gitti, hacıya mı gitti, sohbete mi gitti, oruç mu tuttu, harama mı gitti, hayatı boşa mı geçti? Yani kişi orada günah işlememiş olsa bile o anda hatırında ama hayatı boşa geçmişse ne yapacak? Ah, ah. Diyecek ki, yakûlü yâ leytenî kaddemtil hayâti. Bak, herkese bu böyle. Yakûlü yâ leytenî, ah ne olaydım da, kaddemtil hayâti. Bu hayatımı buraya gönderseydim dünyadan. Gönderseydim böyle böyle. Yani bir Kur'an daha, bir Fatiha daha, iki rekat namaz daha gönderseydim. Der. Ne kadar sevabı çok olsa, o kadar hesabı kolay, işi kolay muhtemelen böyle. Nedir bunlar? Ahiret zenginler muhtemelen böyle böyle. Ahiret zenginlere böyle böyle. Rüzehim limen yara. Rüzehim limen yara. Ve bu rüzet ibraz olunacak, beden çıkarılacak. El cehimi cehennemde. Kimlere? Limen yara. Peki lam lamı talil hikmeti limen yara. Görenler için cehennem orada, orada getirecek mi? Yüceğimizin bir cehennem, ayet-i kerime buyuruyorum. Melekler cehennemi vahiy getirecekler. İnfilak edecek, patlayacak, acı saçacak etrafına böyle. O zaman ne olacak işte? Anne kızını görmeyecek muhtemelen böyle. Kimseyi görmeyecek böyle, nefsi nefsi olacak böyle. Cehennem ortaya geldi. İnnetelen bir şeyin kendi kasrı, kendi cemaatinin sufru. Yani konuşuyor, ayrı davranışa girmiyor fazla muhteremler. Köşkler gibi böyle kılcımı cehennem patlayınca, infilak böyle. Yani infilak patlayacak, ateşin içine saçacak, termi bir şerre, şirare, yani kılcını atacak, atacak böylece. Kendi kasrı evde büyüklüğünde, yarı sarı deveye benzer şekilde böyle. Düşün bir deve büyüklüğünde, ev büyüklüğünde kılcımları saç getirene böyle böyle. Herkes düz çökmüş, çılgın halde var, korkumdan böyle. Ne var orada? Pişmanlık var mı? Yapan bile ne yapacak? Keşke daha bunu yapsaydım. Yani günümüzde çok böyle aramızda konuşuluyor böyle. İşte elhamdülillah namazı kıldım yeter bana. Ne bileyim yettiğini? Ne biliyorsun yetinmadı. Hesabın görüldü mü, değil mi? Hesabın görüldü mü? Bir de günahlar da var ama ya. Sevabın günaha geçmesi gerekiyor. Böyle. Bir de kul hakkı var. Hak alacaklar. Onlara da vermeye gerekiyor. Artan iş fazla gelirse ancak insan kurtulur. Böyle. فَاَمَّا مَنْ تَقَى Şimdi Mevlam bize buyuruyor. Dünyadaki yaşantıları. فَاَمَّا مَنْ تَقَى Ama kim ki taga tuğyan, tuğyan taşkınlık, taşma anlamına geliyor, taşka, taşkınlık.
Nasıl ki mesela bir dere akar su. Eğer ki kendi yatağından akar, taşmazsa dışarıya, bu nedir? Rahmet. Akarsular böyle, dereler böyle. Kendi mecrasından akıyor böyle. Yatağından akıyor böyle. Şarış akıyor böyle. Tertemiz su. Her geçtiği yere hayat saçıyor bu şekilde. Ama su eğer yatağını aşar, taşarsa ne olur? Yatağına basarsa oldu felaket olur. Sel basar, evleri basar, binaları basar, yolları basar, tarlayı basar. İşte bir insan da, eğer İslam'ı çizgiden yürürse, Kur'an-ı Kerim'e uyar, Peygamber'e uyarsa, oradan giderse, yapma taşkınlık, elhamdülillah Allah'ın bir dostudur, Allah'ın veli kuludur muhtemelen. Ama işte taşkın yaparsa, nedir taşkınlık? Mesela gözü harama bakıyor, dili yalan söylüyor, gıybet yapıyor, haram yiyor. Tabi artık say günahları, hiç hükümet hepsini saymadın ama böyle. Bir de bir taşkınlık, kul hakkına zulüm, ona buna saldırma. Bazı insanların sıfatları, sıfatı şeytaniydi bunların, sıfatı şeytaniydi bunların. Hatta çocuklarda bu vardı, çocuklarda mı derim? Okul çocuklarında mesela, ilkokul çocuklarında böyle. Bakarsın ki bir mağazın müşürük böyle, yumuşak bir müşürük böyle, tenebise çıkmış şöyle bir koşarken hem bir çeme daha konuldu bak bak. Bak. Nedir bu? Ya taşkınlık mı tam böyle böyle. O demek ki o çocuğun bak sıfatında özelliğinde ne var? Sıfatı şeytani yok mu derim? Mutlaka bir zarar verecek böyle mi? Yani şunun bir kabahati yok arkadaşımız böyle. Ona şehmet akar, omuza vurur, akı iter, düştü bunlar böyle. İşte böyle kişiler, ne oluyor? Büyüyünce bunlar, bunlar büyüyünce de aynı işi yapalım. Trafikte mi? Vay! Beni soğudun, iner aşağı, şunlara, bunlara hemen kavga, gürültü, komşularına, şunlara, bunları rahatsız etme böyle. Hatta böyleleri, devletin başlarına geçse, mevketini batır, helak eder. Ona sabah, buna sabah açar, batırır mevkine batırır böylece. Ve âferel hayâti dünya. Demek ki bir insan Allah'ın çizdiği çizgiyi aşarsa, İslam'ın dışına çıkarsa, diliyle, gözüyle, midesiyle, davranışlarıyla, öyle insan var ki zamanımızda ne diyor? Kredi. Faiz demiyor ama. Faiz haram. Kredi ne? İsim değiştiriyor muhteremler. İsim değiştiriyor. Adı kredi oluyor muhteremler. Efendim işte kredi almazsam ben iş yapamam bu zamanda. Ev sahibi olamam. Araba sahibi olamam. Ah muhterem, ah böyle. Kişi bilse ki o faizin günahını bilse. Bak. 30 küsur ayrı verip faiz böyle, böylece. 30 küsur alıyor böyle, derece derece faizin günahı var. En hafifi, dedi ki kişi annesiyle zina etmişsin, bak bak bak. Bak. Düşün üzerini böyle. Bak. 30 derece faizin günahı, en hafif günah nedir? Kişi annesiyle zina etmesi kadar. Bak, bak. Yani faiz bu kadar muhtemelen böyle. Mübarek insanım böyle. Yetin malın da yeter sana sermayeni yetir böyle. Şu dünya geçici bir dünya. Yine garip bir dünya muhtemelen. Dünya geçici bir dünya. Yani fazla yarışmaya gelmez ki bu dünyaya böyle. O kadar büyük köşkler, saraylar, şunlar, bunlar böyle uğraşmaya değer mi acaba muhtemelen? Öyle insan var. Yıllarını harcar, muazzam bir köşk saray yapar artık. İçi, dışı, süsü, müsü, pas, şunları, bunları, yaldızları içine girip oturamaz bile. İç bir heyecana kapılır, eve girerken bir kalp sektisi, kalp krizi, pat düşer gider muhtemelen böyle. Ya, o zavallı koştu, koşuş namazdan kaldı. Öyle de kimi oturuyor, oturuyor demem muhtemelen. Ve insan dünyayı
tereddüt ederse ahirete ve ahiret hayatı dünya, kişi dünya hayatını ahirete tercih ediyor, dünya hayatını böyle. Yani dünya ile ahirete çatışınca dünyayı tercih ediyor. Biliyorum haram ama lazım diyor muhtemelen böyle. Arabam olsun, şuyum olsun, buyum olsun, daha büyük iş yapayım, şunu yapayım, bunu yapayım, daha güzel yaşayayım, daha güzel giyineyim, daha çok şeyler yiyeyim. Ne olur yesek ne olur muhteremlerim böyle. Bir Allah da şöyle buyuruyor. Küllü akilin ve ekül diyor. Küllü akilin ve ekül. Her yiyici onu da yiyen olur. Bir şey, eğer bir varlık yiyici bir şey yiyorsa onu da yiyen olur. Koyun mesela meraya çıkar, şehre çıkar, mübarek kuzular durmadan otlanır. Değil mi? Tavuğu bahçeye salarsın, kümesi çıkarırsın, hiç durmaz tavuğu ben. Eşeğendir, bu ne bir şey yeri böyle şey. Ama onun sahibi keser, yandı böyle. İnsana gelince, insana kim yiyecek? Böcekler, karıncalar, yılanlar muhtemelen mezarında. Bir otopsi için, Alapazı'ndan burada birisini çıkardılar mezarından. Yani savcılık emriyle, heyet geldi böyle, oraya geldiler. Otopsi için çıkarlamadı. Üç gün sabah, üç gün vardı. Muhtemelen, vallahi bak muhtemelen böyle. Yani görseniz muhtemelen böyle. Bir açıldı ki mezara böyle, bütün böyle karıncalar, böcekler, bütün hepsi sarmışlar muhtemelen böyle. Sarmışlar böyle. Üç gün daha, üç gün muhtemelen böyle ya. Kül akilin, ne oldu? Her yiyici, onda yer alıyor mutlaka. Onda yer alıyor. İnsan mezara girince, içtiğin kadar şu bedene beşledi muhtemelenler. Tatlısını, balkulasını, tuzlusunu, şunları, dönerini, ızgarasını artık filan yerde, filan yerde, filan yerde şey içmeler. Şu bedene bak, 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 bak ne olacak sonunda. Yani kuzu niçin yiyor, tavuk ne yemiyorsa, nasıl yeniyorsa, insan böyle yeniyor muhtemelen bu şey böyle. Ne gerekiyor? Dünya ahiret bir araya gelin çatışınca ahireti tercih etmek var. Böyle. Namaz vakti geldi, işin de var. Hanım kadın da mesela ev işi var böyle. Evini temizliyor, boşaltıyor, işte silkeliyor, süpürüyor, silecek şunlara bunları. Hele kışın zaman dar, öğle ikinde hemen peş peşine geliyorlar. Tamam ezan okudu, vakit girdi ama yani şu işi bitireyim, bunu bitireyim, bunu bitireyim derken eyvah bakıyor namazı çıkmış, ikindi girmiş muhteremler, kazaya kaldı. Haram, haram işte muhteremler. Yani şahap etmiş gibi haram, haram işte Allah korusun muhterem böyle. Demek ki dünyaya değil, ağır tercih, ağır tercih, ağır tercih muhteremler. Ağır çok uzun muhteremler, sonsuz, sınırsız ağır böyle. İşte oradan bakınca, yani kişiye ikinci su üfürüldü, kalbinden kişi fırladı, yani dirildi, uykudan kalkar gibi hoca böyle. Uykudan kalkar bir kişi kalkacak oradan. Bizi kim kaldırdı? Memur Mekad'a. Ya Memur Mekad'a. Bizi kim kaldırdı kabrimizden? Kim kaldırdı? Tamam böyle böyle. Olacak. Feynel cahime hiyel me'vâ. Feyne cahime, muhakkak ki cehennem, hi o cehennemidir, el meva, onun varacı yerleştiği yer, mekanı, Allah korusun, cehennem olacak mıdır? Kimlerin? Dünyada taşınık yapanlar, İslam sırrını aşanlar, Allah emrini uygulayamayanlar böyle, bunun dışına çıkanlar. Bir evlenme yapacak, ne olacak? Efendim işte, şöyle bir salonda olsun da bir kere oluyor hayatta. Biraz sadece saklamaya gelsin bakalım. Sonra tabii erkek kadın, kadına yarı çıplak muhtemelen. Erkek kadın bir arada. Erkeklerin çoğu alkolik sağlığına böylece. Sadece vur bakalım muhtemelen. Pat, küt! Vurum da böyle. Ah muhtemelen. O ne oluyor sen muhtemelen böyle. Bazı mahalle yapıyorlar böyle. Evleri yapıyorlar, bahçe yapıyorlar muhtemelenler. Onun
sesinin gittiği yerde nasıl lanet ediyor hayvan da böyle. Lanet ediyor muhtemelen böyle. Lanet ediyor Allah korusun böyle muhtemelen böyle. O sarcazlar ya muhtemelen böyle. Bir yandan zevk alanlar var. O daha tehlike muhtemelen. İmam-ı Azam'a göre çalgı, müzik dinlemek haram. Zevk almak ise küfür diyor muhtemelen. Dini çıkarmak. Yavrum böyle. Haramdan zevk almak küfür diyor İmam-ı Azam'da. Fıkıh ekberinde. Fıkıh ekberinde imamı böyle muhtemelen böyle. Ve telezzümüne küfrün diyor. Ve telezzümüne küfrün diyor. Ondan lezzet zevk almak ondan, sağdan çazgıdan muhtemelen Allah korusun böyle. Kaç sefer karşına gördüm böyle muhtemelen. Mahalle yaparlarken böyle. Kişi ayağa kalkıp fırlıyor. Elin şak şak vuruyor artık fırlıyor, dönüyor. Ondan zevk oluyor muhtemelen. İmanı gitti halkın muhtemelen Allah korusun muhtemelen. Allah korusun böyle. Demek ki ne oldu bunlar? Tuğyan, taşkınlık muhtemelen. Taşkınlık bunlar böyle. İstanbul'un taşma muhtemelen böyle. Taşma böyle böyle. Mesela bir tencerede süt var değil mi böyle? Kaynaması da gerekiyor. Normal kaynarsa oldu, gıda oldu, Allah'ın bir rahmeti oldu, rızkı oldu muhtemelen böyle. Ama taş ne oldu? Ayakkabı bulaştı, etrafı bulaştı, her taraf berbat oldu. Bir çorba bile, ayakkabı çorba bile taşarsa ne olur? Taştı mı, ayakkabı pislendi, etrafa taştı, pislik yağıldı. Demek ki taşma, taşkırma bakın böyle, madde olsun, manevi olsun, hem kendine zararı, hem etrafına zararı olur. Yani kul, bilmeli, kulunu bilmeli. Bir Rabbim var. Allah birdir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Allah birdir. Onun ortak şeriki yoktur böyle. Birdir böyle. Mülk onun. Emir onun. Ferman onun muhtemelinde. Dilediği an bir kün emriyle yer gök yok olmadı. Bir anda muhtemelinde. Allah korusun. Bundan yerine olacak. Cehennem olacak bunda gelir muhtemelen. Cehennem Allah korusun böyle. Cehennem adı bile korkunç değil mi? Adı bile muhtemelen böyle. Ateş muhtemelen böyle. Alevler böyle. Ateş, alevler. İçinde gaya deryaları. İçinde hayvan da var. Yılan var. Deve boynu gibi yılanlar muhtemelen böyle. Ağzı açıyor insana gelir saldırır muhtemelen böyle. İçecek su var mı? Var. Hamim gassak suyu. Hamim ve gassaka, ciza müfaka. Hamim. Ateşten sıcak su kaynamış su. Gassak, gıştiğinde bunlar nedir? Akar irinler, kanlar, pislikler. Yemek, yiyecek var mı? Zekkum var, zekkum. Bir de dari' illa min dari'in. Dari ve zekkum. Ağaç. Meyvesi var muhtemelen böyle. Cehennemde olan. Meyvesi var. Onu yiyince 50 bin yıl kaldılar mahşerde. Tabi cehenneme geldiler. Yan muhtemelen böyle. Arta tanınmıyor. Derelere yanıyor. İz kafa tası bedenen çekiyor. Dişleri sırıtıyor muhtemelen böyle. Karakül olmuşlar. Yana yana tekrar dere bitiyor. Tekrar yanıyor böylece. Kimseyi görmüyor muhtemelen böyle. Karanlık, duman. Ateş aslında ışık verir. Dünya ateşi. O işte karanlık veriyor. Kararıyor yanmadan ben. Kapkara oluyor. Artık bağırma, çağırma, av figanlar böyle. Birbirine saldırmalar. Sen bana sevap oldun, sen beni oraya götürdün, sen beni içki alıştırdın, sen beni şu alıştırdın. Birbirine şey muhtemelen. Şeytana bu şekilde bir aralık kenarlarında. Tabi fayda yok muhtemelen böyle. Kaydı muhtemelen böyle. Ne istiyor onlar şimdi cehennemdekiler? Artık çıkış yok. Yalvarla, yakarla, yok. En son artık böyle ölüm. Ölüm. Ya Malik! Yalvarlar. Cehennemin başı, melekten başı. Allah şimdi bitirsin artık böyle. Öldürsün yine bizi efendim. Böyle. Ya Rabbi, inneküm makisûn. Yok, ölüm yok. La yemut fîhâ belâ yahya bak. La yemut fîhâ belâ yahya. Ölüm yok, hayat yok ama. Hayat değil ki onun böyle. Hayat değil ki böyle. İç karasuları, içleri yandı, bağırsaklar dökülüyor muhtemelen. Yere atıyor kendinize böyle, kırınıyor muhtemelen.
konuya böylece. Değer mi muhtemelen? Değer muhtemelen. Yani bir harama bakmak, haram yemek, faiz almak, fuhuşa gitmek, kumara gitmek, böyle sazlı şazlıya gitmek, çıplak gezmek, dünyada 3-5 gün değer mi acaba? Demedim mi? Demedim muhtemelen böyle. Allah korusun muhtemelen. Ve men hamme rabbiye. Tabi de bunun şimdi kaçtığı var. Ve men hafe mekame rabbiye. Kim de Rabbinin makamından korksa. Nedir mekame rabbiye? Yani kul dün gelecek, hepimiz mahşerinde dikkat edelim Allah huzuruna muhtemelen. Ya ayeti okuduğu konuda muhteremler, ruhu üsteyen, başta ilk bölüm muhteremler, orada böyle. Herkes böyle suçlu, pişman muhterem, herkes böyle. Ya, başta eğilmiş bu şekilde, mahşerde kabirden kaldırıldık, kabirden kaldırıldık. O anda kimsenin de bir şey olmayacak, irade olmayacak kimse. Efendim, gitmeyeyim, yok muhterem böyle. Elinde değil muhterem. Ayak gidiyor böyle böyle. Ayak gidiyor. Kim tabi sürünerek ölü gibi kalkacak. Nasıl ölmüş? Ölü kalkacak. İçki vermiş, kumar da vermiş, fuhuşu vermiş, Allah korusun böyle, çıplak vermiş, neyse. Kalkacak muhteremler, mahşere böyle. Mahşer. İsim mekan, toplama yeri, haşir. Toplama yeri muhterem böyle. Bütün insanlar, cinler, şeytanlar, hayvanlar muhterem böyle. Hayvanlar hakkını alma birbirlerine bir insanlar. Ve en son melekler, benim safen safa, etraf şehit melekler böyle. Saf saf, çift yok muhteremler. İlla hemsa. Ancak nefes almıyor muhterem böyle. İzdiham böyle, beden çıplak. Başı yanına ayak, izdiham, üst üstüne kadar böyle. Güneş hemen tepede yaklaşıyor insana. Büyüyecek güneş, dünya da büyüyecek. Beyin yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ciğerle kurumuş, ağzı kurumuş, dili sarkmış. Su, 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 su. Yok ama. Bir hak aşıkı varmış. Yani Allah aşığı bir genç varmış. Allah aşığı Celle Celaluhu. Elmet tabi şaha gelmiş ama eğlenmiyor bu. Niye eğlenmiyor? Benim vaktim yok diyor, hanımla meşgul olmaya böyle diye böyle. Dünya hayat kısa, dünya fani böyle diye. Allah kulluk edeyim ben muhterem. Bir oturmuşlar bir evde, sohbette. Bu duvara dayanmış, halbuki uykuya dalmış. Uykudan böyle bir de mi fırlıyor, etrafa bakıyor, şöyle diyor. Zevcini, zevcini, zevcini. Beni evlendirin, beni evlendirin, beni evlendirin diyor muhterem. Davet çok tehdit etmişler buna mesela. İşte kızını vereyim, kız kardeşini vereyim. Herkes böyle bunu sevmişler bunu böyle. Allah'ın tam tekva kişi böyle. Ahlakı her şey güzel. Evlenmiyor. Öyle böyle. Beni evlendirin, beni evlendirin. Çabuk evlendirin beni. Beni evlendirin. Allah Allah. Ne oldu buna böyle? Bakıyorlar. Ne olursa ne olur ayrola. Asılma diyor böyle. Daldım diyor. Kendimi mahşere gördüm. Mahşere kendimi gördüm diyor. Mahşer. Güneş diye hemen tepede böyle diyor. Hiç gölü yok. Başı yanlıyor böyle diyor. Tabandan ayaktan yanıyor böyle diyor. Sen ateşi basıyorsun böyle diyor. Gümüş olacak, beyaz maden olacak yeryüzü. Tepeden beyin diyor kaynıyor, izdiham diyor böyle. Üst üstüne böyle insanlar. Başı zor nefes alıyor böyle diyor. Ter, ter, ter böyle. Katlan gibi ter böyle. Simsah böyle. Terler bu şekilde böyle diyor. Herkese korku çılgın insanlar böyle. Korku herkes böyle. Ne olacak bu? Tabii cehennem ortaya getirilmiş, getirilmiş oraya. Baktım diyor, bazı ufak çocuklar, erkek çocuklara diyor, ellerinde cennet kaseleriyle tatlı soğuk su götürüyorlar diyor. Aradan geçip götürüyorlar böyle diyor böyle. Ben dayanamadım, susuyor, dayanamadım, susuyor böyle. Yandım, yandım diyor. Bir kız çocuğu diyor, 5-6 yaşlarında su götürüyor bir tasla bile diyor. Kızım ne olur bana ver onu, bana ver. Kızım ver bana, yandım. Yok yok amca yok, ben bunu babama anneme götüreceğim. Neden? Ben küçükken öldüm, onlar bana doymadılar, ben doymadım, onları götüreyim ben diyor. Eğer sen şimdi olsaydı sana şimdi getirir diyor muhtemelen. Bunu görünce evlendirin diyor.
Ben, Allah'ım bana bir yardım et. Allah'ım da diyorum, bana başta şefaatçi olsun hepsi bana muhtemelen. Aziz cemaatimiz, bir de her olaya oradan bakmak gerekiyor. Oradan bakmak gerekiyor. Dünyana bakarsak, hep günün dünyada olur muhtemelenler. Perdeyi değiştirelim, kanepeyi değiştirelim, kılıfını değiştirelim, halıyı değiştirelim, şunu değiştirelim, tabakları değiştirelim, kaşıkları değiştirelim, çatalları değiştirelim, badanayı değiştirelim. Hep gönül dünyada olmuş, dünyada mı? Ne olacak bu tabi ya? Az saadette o sahabeler, insanın en iyileri muhtemelen. İnsanın en iyileri ne yaptılar? Toprağa bir kasede yemek yediler muhtemelen. Yemek, çalmışlar muhtemelen. Toprağa kasede muhtemelen. Kim ki Allah'tan korkarsa Celle Celaluhu dünyada, Allah korkusu nedir? Resul hikmet. Her hikmetin iyilerin başı, Allah korkusu muhtemelenler. İki ayrılıyor. Birine deniyor, havf-ül ükab. Azabından korkma. Biri havf-ül azame. Azameti yerden korkma böyle. Al azameti, kudreti, büyüklüğü muhtemelenler. Mülk onun muhtemelenler. Yani dilediği an, yer gök yok bir an muhtemelen. Yok, bir anda. Dünya tozlu gitti, uçtu gitti muhtemelen böyle. Allah'ın kuvveti azameti karşısında muhtemelen böyle. Efendim işte insan çoğu namaz kılmıyorlar. Denir ki bu Allah'a katılan muhtemelenler ya muhtemelen. Yani bugün bilimsel olarak baksa şöyle, astronomi ilmine baksa muhtemelen böyle. Şu Samanyolu galaksi mesela, dünyamızı kuşatan Samanyolu galaksinde vardı. Bu Samanyolu galaksi yani nedir dünya? Bir karı değil mi? Karı değil mi derler? Nokta diye böyle muhtemelen. Yani galaksi Samanyolu'nun amalı. En küçük galaksi bu da böyle. Dünya'ya yakın. Bu galaksiye göre ne de dünya? Küçük bir zerre muhtemelen. Dünya böyle muhtemelen. Allah'ın karşısında böylece. İşte dünyada Mevlam buyuruyor hadis-i kursisinde kim dünyada benden korkarsa onu artık korkutmam diyor muhtemelen. Korkutmam. Daha kabinden kalkarken nerede gelecekler? Korkma, hüzünlenme. Elle tehaf ve tahzönü ve hepsi bir cennet. Allah nasip etmesin böyle. Elle tehaf ve tahzönü ve hepsi bir cennet. Korkma, korkma. Hüzünlenme de böyle. Yani yapamadığım gaye diye korkma, hüzünlenme. Maslan böyle. Ve cennete müjdelen, sevin. Sen cennetesin. Kalkarın da mutlaka. Tabi mahşer çok zor ama onun kolayı da var muhteremler. Ağaçın gölgesi var. Havuz-ı Kevser var. Yedi sınıf var grup. Onlar mahşerde kalmayacak mahşerde. Hesabı kolay. Her şey tamam. Mevla bunun hepsini biliyor. Allah kadar zulüm eder mi? Etmez mi muhteremler böyle? Neresi mevla böyle böyle? Hesap başına geldi. Namazı tas tamam böyle. Bol bol. Fazlasıyla farz dışında nafile kılmış, evvami kılmış, iştirak namazı kılmış, kuşluk kılmış, tevcid namazı kılmış, kaza namazı kılmış, abdest namazı kılmış, kılmış ben muhtemelen böyle. Yani farzdan başka namaz da olur böyle. Orucu kazası yok, nafile orucu yok muhtemelen. Her şey böyle fazla böyle. Haram günah yok. Allah Kur'an aşağıda zulmeder mi o Mevla, Yüce Mevla? Errahim olan Mevla der mi? Etmez mi öyle? Ne olacak kulun? Gel bakalım sen arşın gölgesine. Sen git bakalım oraya. Arşın gölgesine. Git bakalım. Havuz-ı Kevser başta muhteremde. Kimler var burada böyle? Allah'ın salih seçim kulları muhteremde böyle. Arşın gölgesine böyle. Havuz-ı Kevser'e başta oturacaklar bunlar böyle. Bekliyorlar hesabın bitmesini insanların. Bunu bekliyorlar böyle. Aralarında sohbet ilahi muhteremde. Sohbet aralarında. Birbirini tanıyanlar, birbirini sevenler. Bunlar aralarında ödeyecekler bunlar. Rabbim işte ondan ayırsın bizim muhteremler inşallah. Bunlara bir de muhteremler, kalbi camilere bağlı olanlar muhteremler. 7-40 gruptan böyle. Hem tabi saymayacağım da, bu 7 gruptan birini de kalpleri, gönülleri camiye bağlı olanlar, camide hoşlanan sevenler, camide rahatlayanlar böyle. Camiye ama erken gelenler, geç çıkanlar, can oturanlar, bunlar biri muhterem. Cami Allah'ın evi. Beytullah cami.
Allah'a da böyle. Camiyi seven Allah'a seviyor muhtemelen böyle. Bir insanın camiye girdiği zamanlar, namaz daha başlamadı, oturuyor, hiçbir şey okunmasa bile, öyle dursa bile, namazı beklerken namazdaki gibi sevap başlıyor. Başladı. 10 dakika önce geldi namaza. 10 dakika önce geldi, oturuyor böylece. Genelde hayırlar hayırlısı çeker. Camiye gelen bir insan boş duramaz camide. Hiç olmaz zikreder benim, oturuyor böyle. Ne yapar? Yavaşça böyle. La ilahe illallah. Zikir. Bu zikrin sevabı ayrı. Savaş yerinin sevabı ayrı. Namazı orada beklediği için namaz kılıyormuş gibi sevabı başlıyor. 10 dakika önce, 5 dakika önce geldi. Namazı kıldı. Kimi insanlar camiden sıkılırlar. Allah mı? Nifak anam. Nifak anam Allah'ım ben böyle. Yani neye benzer bunlar? Kuşun kafeste kirem. Ya kettare fil kafesi. Kettare fil kafesi muhtemelen. Münafıklar ölmüyor. Gönülleri kara, gönülleri dar muhtemelen. Gönülde nur yok böyle. İmanları zayıf muhtemelen. Kara kalpleri. Kalp canlı hoşlanmaz muhtemelen. Ama hoşlanmaz böylece. Ancak hocanın sesi bağırsa, çağırsa, taksa mikrofonu bağırsa, çağırsa, o sesi böyle, müzik gibi kulağına hoşlanır muhtemelen böyle. Yoksa normal Kur'an dinleyemez böyle böyle. Ama selam verirken daha hemen fırlar dışarı böyle. İşin var acaba? Yok, dışarı giden muhtemelen, dikir dışarı böyle. Ama bir insan namaz kıldıktan sonra da, namaz kıldığı bir 30 az bir şey otursa böyle, otursa, ona Rabbim melek gönderir muhtemelen. Melek gönderir, bak benim var. Bele. Bak benim kuluma bak, bak, bak. Bak, meclime geldi, emrim yere getirdi, bak namazını kıldı ama daha doymadı daha, doymadı böyle, doymadı daha böyle. Beni dua ediyor. Allah mağfir, Allah merhamü. Allah'ın mağfir, Allah'ın merhamü. Melek hep bunu verdi bana. Allah'ın bu kulunu affet günahlarını. Allah buna rahmet eyle, buna cenneti nasip eyle buna. Melek dua ediyor muhtemelen bu şeye böyle. Demek ki kişi Allah'tan korkarsa, Allah'ın emri doğrusu yaşarsa, bir de nefsini menecek. Ve nefs anil heva. Ve nehen nefse, nefsi. İnsanda ruh var, nefis anlatır. Nefis, bedensel duygular. Bunlar bedene bağlı bunlar böyle. Bedene bağlı bunlar. Nedir bunlar? Nefsin özellikleri, sıfatları. En başta şehvet dönüyor beraberde. Şehvet böyle. İki ayrılıyor böyle. Mide şehveti, yani yeme içme şehveti, iştah anlamına geliyor. Tabii cinsellik şehveti böylece böyle. Bu olması olmaz ama. Lazım ama. Lazım ama nasıl deri akar yatağından rahmet muhteremler. İnsan iştah olmasa yaşayamaz ki insan böyle. Alıyorum kalkmasayım mı, kahvaltı yiyeceğiz. Anne benim istemem, canım istemiyor. Oğlum yemeğe gel, öğleye yemeğe, akşam yemeğe gel, ben yemeyeceğim böyle. Al şunu, canım istemiyor. İştah olmasa insan yaşayamaz muhtemelen böyle. İştah lazım böylece. Kuvve iştah böyle. Böyle kuvve cazibe diyor muhtemelen. Mevlam bunu insana vermiş, elledir böyle. O istiyor böyle muhtemelen. İstiyor böyle. Ama ne olacak bunda? Bir kontrol lazım böyle. Gıda kontrolü lazım değil mi öyle? Gıda kontrolü muhtemelen böyle. Lazım böyle. Al zamanlar haram helal mı? Kontrol almalar. Haram helal mı? Kontrol gerekiyor böyle. Haram gıda almama gerekiyor böyle. Bir de cinsel şehveti. O da lazım. Neslin devamı buna bak. Neslin devamı. İnsan nesli tükenir gider. Bu da ne olur? Nikah ile bir meşruiyet çizgisi var bunda. Nikah muhtemelen böyle. Bu nikah bunu nedir? Mecra budur, nikah mıdır böyle. Bunun dışına çıktı mı, taştı gitti işte, dere gibi demişler böyle. Kuvve-i gazabiye vardır, gazap, nefsin sıfatları. Gazap, öfke, kızma. Olması olmaz. Olması olmaz. Allah kişi gelir sana hanımına, kızına sataştı,
şunu bunu yapıyor, düşman vatana giriyor. Kızamıyorsun ki. Bak, bunu karşılamıyor. Ne gerekiyor burada? Kuvve-i gazabi muhtemelen. Hayvan da bu, hayvan da var muhtemelen. Hayvan ne yapıyor? Kuvve-i gazabiyle, hayvan da kendini savunuyor. Muhtemelen. Hayvan kendini savunuyor muhtemelen böyle. Bu da lazım böyle. Yerinde kullanılırsa, bu da nimet muhtemelen. Muhtemelen böyle. Bunun gibi, onları beni şundan daha çok sayılımdan bu şekilde. Bu nefsin de istekleri, eğer taşını yaparsa, şehvet mesela, mide şehveti taşını yaptı. Efendim işte tavuk alacak mesela, bakıyor gidiyor bire bakıyor, o güzel kızartmış tavuklar böylece. Ama nasıl kesti acaba onlar? Nasıl kesti muhtemelen böyle ya? Makine kesiyor. İnsan kesmesi şartı ya. Besmele lazım. Makine kesiyor bunları efendim. Makine kesen nedir? Murdar. Leş muhtemelen. Makine kesemez bunu böyle. Efendim işte canım istiyor işte böyle. Parası da var, iştahı da var, sağlığı da var, midesi de sağlam. Bak ya böyle o dönüyor şeyler böyle, o tavuklarla. Kokusu da geliyor, canı istiyor. Hadi yiyin bakalım böyle. Bak ne geldi burada? Gıda kontrolü var ya, gıda kontrolü. Gıda kontrolünü yapmadı muhtemelen böyle. Haram al demedi, gittim muhtemelen. Faize gidiyor muhtemelen. Yani. Parasını ev satıyor, faize yatırıyor muhtemelen. Onun bir gelir olsun böyle, gelir olsun böyle diye yatırıyor böylece. Hele oradan gelen Allah korusun muhtemelen böyle, Allah korusun muhtemelen. Zehir bu da, zehir muhtemelen böyle. Zehir muhtemelen, Allah korusun böylece. İşte nefsi ne gerekiyor? İsteklerini aşırmamak gerekiyor mecrasını. Frenleme gerekiyor. Ve neha, işte bu fren muhtemelen. Nehyetmek, engellemek nefsin böyle. Nefis istiyor, hayır böyle. Hatta mübah olan bir sofrada bile, yani helal gıdaları yemek içmek helal mübahtır, doğrudur böyle. Onda bile fazla tıka basa yememek, harama gidiyor bak böyle. Velhamdülü vekülü beşte bu, vekülü beşte bu, velâ tüsrifû bak. Vekülü veşe bu böyle bak. Bunu yiyişim ama yemişlerde israf yok muhtemelen. Yani tam aslan doymadan kalkma gerekiyor sofradan da muhtemelen. Yalnız sahur yemende izin var böyle. Oruç tutuş için böyle. O zaman kişi tam karnını doyurabilir. Bunun dışında tam mideyi doldurmamak muhtemelen böyle. Yani tıbben de böyle muhtemelen. Zaten İslam her şeyi tıp uygundur. Zamanla anlar bu tıbbınlar onlara böyle. Şimdi beyinde merkez var, açlığı, tokluğu bildiren merkez var. Alarm veriyor böyle. Kişi acıkınca aslında beyinden geliyor açlık. Sinyal veriyor beyin muhtemelen. Acı, açım ben diyor, açım, bana su etme bir şey böyle. Bakın muhtemelen bak. Mide boşalmış ama görmüyor midesini aslında kendisi. Ama beyinden sinyal geliyor, mesaj geliyor beyinde, açım ben diyor böyle. Doyunca da yeter, doydum diyor. Ne zaman ama? 20 dakika sonra muhtemelen böyle. Hemen vermiyor muhtemelen. İnsan yer ki anlama doyduğunu muhtemelen. Hele hızlı yiyorsa, güzel çiğnemiyorsa, atıyor hemen atıyor lokmaları, al muhtemelen. 20 dakika sonra, of of, fazla kaçırmışım, işte midem sıkıldı, yok soda içeyim, yok şunu yapayım, bunu yapayım, aksırma, öksürme, gerilme. Neden? 20 dakika anlamında muhtemelen böyle. Bak, Mevlam buyuruyor, kullanmayın, içiniz. Ama israf etmeyin, açlığa gitmeyin muhtemelen bak, her şey böyle. Yani nefsin isteğini engellemek muhtemelen. Bir kız çocuğu mesela, genç kız çocuğu ya açık sıcak gezmek isteyebilir böyle, etrafına bakar. Hele sıcak havalarda üfür üfür böyle, ince beyaz giyecek, şey girecek böylece. Her tarafı açık meydana böylece, hoşuna gider öyle böyle. Ama Mevlam buyurdu, kul harca eşeddü harra. Kul nar cehennem eşeddü harra. Habibim onlara söyle, cehennem ateşi çok da şiddet almıyor güneşten. Kul nar cehennem, cehennem ateşi eşeddü harra. Hararet bakımından, ısı bakımından çok da şiddetli muhtemelen. Yani bakıyorsun, evet, gençtir, güzeldir, güzel giyinmiştir, cazibelidir. Ama yazık o bedene muhtemelen. Yazık vallahi muhtemelen. O beyaz tenine yazık onlara, yakacak onları muhtemelen. Neresi göstermişse,
cehenneme girecek, yanacak muhtemelen. Kimler? Eğer tevbesizlik giderse, ama dünyada pişman oldu, tevbe etti, örtündü, Mevlam siliyor muhtemelen. Sil. Ve sil muhtemelen. Sil muhtemelen. Fînlel cennette hiyel mevvâ. Bunda yeri nedir? Cennet muhtemelenler. Bu yeri cennet böyle. Yani mahşerde, Havz-ı Kevser'in başında, arşın gölgesinde, hiç böyle sıkılmadan, daralmadan, yanınızda var, Sırat Köprüsü var. Altı cehennem. Üzerine köprü kuruluyor. Altı cehennem muhtemelen kuruluyor böylece. Şimdi şu cağın ortasına bir kalas konsa yere. 50 santim genişliğinde, yarım metre genişliğinde kalas konsa. Üzerine yürü, yürü üzerine, herkes yürü üzerine böyle. Bu 50 santimlik kalas sakın üzerine konsun, onu geçemeyin muhtemelen. Yani korkuluk olmasın. Bir akarsuyuna konduğu 50 santimlik bir kalas konduğu baştan başa köprü yapıldı. 50 santimlik ama korkuluk yok etrafında böyle. İnsan adam atamamak. İnsan bakar böyle, baş döner, korkar. Saat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin deniyor adı şerifte ki yani gelmesi çok zor muhtemelen böyle. Altı cehennem. Cehennem bir ucundan bir ucuna kadar muhtemelen böyle. Baştan başa böyle, saat köprüsü böyle. Altı cehennem muhtemelen böyle. Ateşinden saçıyor, alevler insanı yakıyor muhtemelen. Cehennem köpekte havluyorsa insan saldırıyorlar böyle. Bir de cehennemin cazibesi var, çekim gücü var cehennemin böyle. Neyi çekiyor? Günahları çekiyor muhtemelen. Yani kimin günahları varsa sırtını yüküyor, onları çekiyor muhtemelen. Çekiyor böyle. Şimdi mesela yer çekim olmasın, kişi üst kişiyi sıvı gibi taşır. Ama yer çekim olunca ne yapıyor? Yük olur muhtemelen böyle. İşte o köprü geçme ne gerekiyor orada? Günah yükü olmaması, hafif olmak gerekiyor böyle. Allah korusun, kim burada günahları taşımışsa oraya, tevbe gitmişse, en sonunda günah orada erecektir muhtemelen. Eğer çoksa, düşecek tabii Cenab-ı Allah korusun ben. Yani adı cemaatimi Allah şükredelim elhamdülillah muhtemelen. Nasip oldu bak buraya gelebiliriz muhtemelen böyle. Allah şükür hem gelebildim tamam böyle böyle. Camideki her saniyemiz burada yazılı muhtemelen. En üstün fazileti geçen zamanımız camideki zamanımız böyle. Allah şükür namazı kıldık diye namazı bekliyor muhtemelen böyle böyle. Elhamdülillah. Bir gün Harun Reşit hazır, Harun Reşit. Biliyorsun Harun Reşit, Abbasi hükümdarı. Abbasilerin en para döneminde. Almışı. Dünya çapında kendisi yani böyle. Süper güç. Onun hanımı vardı. Adı Zübeyde Hanım. Zübeyde. Kureyşli kendisi. Asilzade bir kadın. Çok tekva kadın. Harun tabi o da Müslüman tabi. Namazı kılıyor ama hanımı ona çok üstün maneviyatta muhtemelen. Bir gün oturmuşlar sarayın bahçesinde. Bağdat'ta oturmuş sarayın bahçesinde. Tam mehtap. 14-15 yani böyle, dolunay zamanında böyle. Oturmuşlar bahçelerinde, hanımınla tabii konuşuyorlar, karı koca konuşuyorlar bu şekilde. Diyor ki Harun Reşit onda, hanımına bak Zübeyde diyor, ben diyor Allah'ın sevgili kuluyum ki, Allah bana böyle bir köşk verdi, bir saray verdi, şu bahçeye bak diyor böyle. Ağaçlar, meyveler, çiçekler, bakımlı gülü gülistanlar, sonra dünyanın süper gücünün başıyım ben şu ana bile böyle diyor. Ben Allah'ın sevgili kuluyum ki Allah bunları verdi. Ahirette Allah bana cenneti verir diyor. İbrahim uyanık muhtemelenler. Diyor ki Harun, Harun. Allah dünya mülkünü sevdiğine verir, sevmediğine verir. Bak Firavun da diyor mülk sahibiydi. Ne mi de mülk sahibiydi böyle diyor. Ölçü değil bu böyle böyle diyor. Yok illa işler diyor. Allah'ın ben sevgili kuluyum. Allah beni yakmaz cehennem, beni cennetine mutlaka verir bana Rabbim. Gene bu itiraz edince Zübeyde Hanım, Hanım şöyle diyor vardır. Ey Zübeyde diyor, ey Zübeyde. Eğer diyorum ben cennet değilsem, bakın, eğer ben cennet değilsem, benden üç tane boşsun diyor. Zübeyde Hanım.
Eğer cennette değilsem, ben üç tarak boştum benden. Hemen cibaren böyle örtüyor muhtemelen başını, örtüyor böyle, dönüyor, gitmeye başlıyor. Yolda Zübeyde, sen mi şart boştun diyor. Dedim ki diyor, cennette değilsem üç tarak boştun. Ben bir cennetlik mi bilmesen olmuş onu böyle diyor. Eğer cennetlik olduğunu kanıtlarsan diyor, ispat edersen diyor, o mesela helal mı diyor. Ben sana şu anda belki haram diyor. Mesela duramam diyor. Bak, tek bakım var be. Hem o anda kalkıyor, oradan kapınıyor muhtemelen. Haruç da kendine geliyor ama şimdi. Kendine geliyor, doğru söylüyor böyle böyle diyor. Eğer cennet değilse üç tane boşsun. Sabah toplu ulamaları. Toplu ulamaları sabahtan. Durum böyle böyle. Bana fetva verin bakalım. Ben cennetlik miyim, hanım bana helal mı değil mi? Üç tane boşsun mu alamıyor artık diyorlar böyle. Ancak eylemesi gerekiyor başa gitti. Alamıyor. Bütün gün müzakere sarayda, o da ulemaları toplanmışlar. Akşama kadar tabii karar yok ama. Ayete bak, hadis-i şerife bak, oraya bak, içtihada bak, oraya bak, buraya bak. Sahabenin sözlerine bak. Bak yok yok, akşama oluyor. Ne oldu? Haber bekliyor. Bir karar çıkaramadık. O zaman ulemazsa atmıyor kafadan mı tırnağımlar. Şimdi sorsan birine hemen atar kafa hemen. Hemen tıp, hemen şundan tıp. Atma tabi böyle. Ertesi günü yine devam. Üçüncü günü devam. Üçüncü günü diyor ki İmam Şafii Hazretleri, onun daha gençmiş o, yeni katılmış meclise. Diyor ki İmam Şafii Hazretleri, padişah diyor, Harun halife, emir mümin diyor, buraya gelirse diyor, ona bir soru soracağım. Buna göre onun cevabını vereceğim diyor böyle diyor. Ama buraya gelirse diyor, yanınıza diyor, ona ben bir soru soracağım, ben bu fetvası vereceğim diye böyle. Bunu almışlar, şimdi çıkamıyorlar, haber gidiyor Han Reşid'e, tabi geliyor. Sultanım diyor şimdi bak, soru şu muhtemelen. Sultanım diyor, hiçse hayatına diyor böyle. Nefsin günah işlemi arz etti. İste gel nefsinden, nefsinden bası geldi, günah işlemi işliyorsun böyle. Engel yok ama. O günah işleyebilirsin. Sırf Allah'tan korkarak ve günahı terk ettim hayatımda ben günahı. Günahı işlemek istiyorsun, nefsin baskı yapıyor, engel yok. Ama bir an Allah'tan korktun, bıraktın günahı. Böyle bir şey baştan geçti mi? Ben bir düşünün muhteremler, düşünün. Evet diyor, adı İdris, Muhammed İdris aldı beni. Ya Muhammed İdris'ti ben diyor. Doğru böyle diyor. Ben diyor, gençliğine diyor, daha değilken, halife değilken, sarayda bir cariye vardı diyor. Cariye, yani köle kız anlamına geliyor böyle. Kadın ya da. Genç diyor, bir cariye vardı diyor. Çok mu çok güzel diyor böyle diyor böyle. Bir gün baktım diyor, temizlik yapıyor diyor. Temiz yapıyor diyor. Kimse yok ama sarayda. O anda kimse yok orada. O temiz yapıyor diyor. O anda diyor, nefsim diyor, şehvetim kabardı, kalbim, gönlüm bozuldu, bütün bedenim nefis, heybet oldu biraz böyle diyor. İlle ona bir atmak onunla beraberdi böyle. Öyle hal geldi böyle diyor. O tabii köle kız cariye böyle diyor. Yani bana diyor karşı duramaz böyle diyor. Bir engel yok, kimse yok böyle diyor. Gittim diyor, kapıyı kapadım, suyuna bakın dedim böyle diyor. Dedi ki o bana diyor cariye diyor. Bak Harun, ben bir köle cariyeyim böyle. Garibim, kimsesin böyle. Ben sana karşı duramam böyle şey. Ama Allah bizi görüyor şu anda. Allah bizi görüyor şu anda. Allah bunu haram kıldı. Nasıl sen bu işi yapabilirsin Harun diye. Allah'tan korksan sen Allah'tan. O diye köle cariye bunu söyleyince diyor. Evet Allah şu anda bizi görüyor Celle Celaluhu diyor. Allah bizi görüyor. Allah'tan kork diyor bana diyor. İçime korku geldi diyor. Hemen diyor helallik istedim ondan diyor. Bir de yolunda para verdim diyor. Ne param varsa diyor. Al bunlar senin olsun diyor. Paralı hepsi ona verdim diyor. Çıktım diyor, ağladım dışarıda böyle diyor. Secde kapandım böyle diyor. Diyor ki sultanım, bu fiile göre, bu fiile göre sen cennetliksin böyle. Ama soykun diye bak karşıma böyle. Bu yaptı, fiile göre sen cennetliksin diyor. Sana diye hanımı helal diyor böyle. Peki delil? Tabii o zaman şey yok böyle hemen. Ülemalar. Peki ne delilin? O zaman böyle.
Kim Rabbinden korkarsa, nefsinin isteğini yerine getirmezse, onun yeri cehennem. O zaman ittifak karar veriyorlar. Demek ki bir insan Allah korkusu ile günah terk ederse muhteremler. Bir kız mesela başarçı gelmek istiyor böyle. Ama Allah'tan korktum böyle. Örtüneyim ben dedi ben muhterem böyle. Örtüneyim muhteremler. Allah korkusu ile ama böyle. Örf, adet gereği başka. Yine örtünür, günahtan kurtulur. Ama sevap olmaz sana böyle böyle. İçki içmek istiyor canı, kumar istiyor, faiz canı istiyor. Hatta yola giderken harama bakmak istiyor gözü. Hele yazın şu çıplak döneminde nefsi bakmak istiyor. Ama ne yaptı? Allah'tan kork. Allah'ın beni görüyor biliyor. Gaddül basar bunda. Gaddül basar böyle. Hemen gözümü kapadı. Yan çevirip başını böylece. O anda aldığı sevap bir had sevabı muhtemelen bak ben böyle. Farz çünkü haramda sakın bak. Öyle sevaplar var ki muhtemelenler çok ama büyük böyle. Kim hakkında böyle böyle. Ancak mahşerde beden işte muhtemelen. Kulun mahşere gelecek. Kul ne biliyor? Namazını biliyor, hacını biliyor, zekatını, orucunu biliyor kulun adamlar. Okuduğu Kur'an'ı biliyor bu şekilde. Bilmiyor bundan başka bir şey. Ama bakıyor kul, eyvah benim sevabım az galiba be. Yani az galiba sevabım böyle korkarken böylece bir bakıyor ki muhtemelen böyle böyle. Bir gözünü kapamış muhtemelen böyle, kapamış böyle. Yabancı bir mahrem kadını görmeyeyim diye bir gözünü kapamış, başını içine çevirmiş. Kur'an bakalım bunun sevabını. Farz sevabı bu. Pardon. Daha bir sevap böyle. 100 defa kapamış ömür boyu, yaşam boyu. 1000 defa kapamış. İbadet muhtemelen bak, ibadet muhtemelen. Yani yolda bile ibadet muhtemelen. Niyeti böyle. Allah korusun yaparsın bunlara böyle. İbadet elhamdülillah. Lillahi Teala Fatiha.